Bu da küçük prensesimin. Sabah verirsin artık. Yoruldu, uyuyakaldı yavrucuk. Seni daha erken beklediğimiz için. Uçaktan iner inmez mühim bir toplantıya iştirak etmem gerekiyordu. Bakın, nasıl oldu? Hı? Aa, çok güzel yavrum. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim babacığım. Güle güle kullan. Sağ ol. Melih'i ne diye sinerdi? Tamamen aklımdan çıkmış. Hazır siz ikiniz buradayken bana anlatacak mısınız neler olduğunu? Hangi hususta kuzum? Melih'le aranızda olanlar hususunda babacığım. Senelerdir yengem öldüğünden beri böylesiniz. Defalarca sordum, size hiçbir zaman bir cevap alamadım. Bak sen geliyorsun ya, yine evden gitti. Hayır, işi olduğu için gitti. İşi olduğu için gitti anne, evet. Hayır, ben öğreneceğim nasıl olsa. Benim güzel kızımın hakimlik yerine hafiyelik mesleğine daha yatkın olduğunu görüyorum. Kardeşini biliyorsun yavrum. O senin gibi değil. Bir türlü dikiş tutturamadı. Fakat gerçekten çok uğraşıyor baba. Elinden geleni yapıyor. Hem gazetede tutunmak hem de Çetin Bey'e mahcup olmamak için. Çetin başsavcının işini Melih'e vermiş. Biliyorum. Ama benim açımdan hiç iyi olmadı. Çünkü benden dava hakkında bilgi istiyor, vermeyince de kırılıyor. Sen işine bak. Yakında dava biter, kalem kırılır. Her şey unutulur. Nazıfkar'ın suçlu olduğuna mı inanıyorsun? Dosya açılırken çok emindim. Nazıfkar'ı suçüstü yakalandı fakat... Fakat ne? Evet. Anlaşılan baba kız sabahlayacaksınız. Hadi size iyi geceler. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. Nazıfkar'ı cezalandırmak hakkında neden tereddüt ediyorsun? Ya yanlış kişinin peşindeysen baba? Demin kendin söyledin, suçüstü yakalanmış. Sana bunun aksini düşündürecek bir kanıtın, delilin var mı? Burada bir ses var baba, içimde. Ya değilse diyor. Benim merhametli kızım, daha yolun başındasın. Vicdanın durmuyor tabii. Ama bir insan katil diye yaftalanmışsa... asılması gerekir. Baba, bütün deliller Nazıfkar'ın aleyhine de olsa araştırmaya mecburum. İçimde hiçbir kuşku kalsın istemem. Kurtların arasında kuzu araman gereksiz. Bilmiyorum baba. Bir insanı dar ağacına yolluyor olmak. Hiç tereddüt etme. Bir insandan değil, bir katilden söz ediyoruz. Üstelik senin üzerinde pek çok emeği olan başsavcının katilinden. Günaydın Salih. Sana da. Feride Hanım geldi mi? Gelmez mi? Geldi tabii, odasında. Keyfi nasıl? Bugün adliyede olamayacağım da izin almam elzem. Ha, iyiydi ama Lale Hanım odasında, şimdi muhtemelen üzgündür. Lale Hanım? Rahmetli başsavcının karısı Lale Hanım. Evet, ta kendisi. Salih, şehir tiyatrolarında Yaprak Dökümü diye yeni bir oyun başlamış. Biz de gidelim mi? Ay, çok ağlatıyormuş. Herkes anlata anlata bitiremedi Salih. Nerenin peki? Bilmiyorum Feride'ciğim. Hakim Hanım, müsait misiniz? Misafirim var Salih Bey. Affedersiniz. Sonra uğrayayım isterseniz. Sevinirim.
Bir şey mi diyeceksiniz Salih Bey? Neden bana güvenmiyorsunuz? Belli ki bir şey buldunuz. Neden bunu benden kaçırıyorsunuz Feride Hanım? Salih Bey. Ben sizin arkanızdan iş çevirecek biri miyim? Beni cezalandırdığınıza göre bir kusurum olmalı. Söyleyin rica ederim. Sizin güveninizi zedeleyecek ne yaptım? Lale Hanım evde her yere bakmış. Ben de yeni gelen başsavcıya sordum. Odasında bu anahtarın açabileceği bir yer var mı diye, ama yokmuş. Çok merak ediyorum, nereye açıyor bu anahtar? Başsavcının başka bir evi olabilir mi acaba? Ay Turgut Bey, bir de Lale Hanım geldi bugün. Kadıncağız görünce resmen yıkıldım. Kadın 10 yaş çökmüş. Neden gelmiş? Ay onu bilmiyorum tabii. Ya bana uzaktan bir selam verdi yalnızca. Ama Feride Hanım'la görüştü. Feride Hanım'la görüşmeye gelmiş zannımca. Dolap anahtarına benziyor. Ya da sandık gibi bir şey. Sanki kasa anahtarı gibi bu. Bak, bunun içine koymuş. Ama içinde başka bir şey yok, not ya da pusula. Ne yapıyorsun? Burada bir şey var. Bu ne? Kim? Adı yazıyor. Göreve ilk başladığında sana verdiğim sözü bana ver. Neyi kastetmiş? Ben göreve ilk başladığım zaman ondan babamın bakan olduğunu kimseye söylememesini rica etmiştim. O da kabul etmişti. O zamanlar herkesin gözü benim üzerimdeydi. Ta ki babam gelip beni burada ziyaret edene kadar saklayabilmiştik. Ama... Demek ki şu an bu anahtar sizi neye ulaştırıyorsa onun sır olarak kalmasını istiyorum. Tamam, onu çözdük de bu ada ne? Onu anlamadım. Yani Süleyman abinin adada bir evi yoktu ki. Emin misiniz? Evet. Hatta sevmezdi orayı. Kaç kere yemeğe gidelim dedim ama istemedi. Belki sakladığı bir şey olduğu içindir. Sizin bu tahayyül kabiliyetiniz gerçekten beni çok şaşırtıyor. Yaşlı başlı adamı gizleyecek ne olacak Allah aşkına? Daha önce de anahtardan habersizdiniz. Demek ki sır saklayabiliyormuş. Bilemiyorum Salih Bey. Süleyman abinin Burgazada'dan çok daha fazla bahsettiğini anımsıyorum. Ne var ki emin değilsiniz Hakim Hanım? Evet değilim. Bakın, Büyükada'da daha çok mesken var. İçimden bir ses, orada Süleyman Bey'e ait bir şeyler bulabileceğimizi söylüyor. Sizin bu iç sesiniz beni ekseriyetle rahatsız ediyor Salih Bey. Müşteri olun. Bu sefer ters olacak. Bilmiyorum. Gidiyor muyuz Büyükada'ya? Buyurun. Teşekkür ederim. Martıları da aldım. Atar mıyız? Atarız. Çaylar da benden o zaman. Tamam Feride Hanım, tamam. Bu sefer tartışmayacağım sizinle. Geçeyim mi? Hı hı. Thank you.
Avukat bey? Ne yapıyoruz şimdi? Önce bir esnafa soralım. Olmadı muhtara gideriz dedim. Siz ne dersiniz? Ben de acele edelim, vapuru kaçırmayalım diyorum. Burada bir ev olmayabilir çünkü. Bulacağız Feride Hanım, bulacağız. Gelin siz. İnşallah. Korkar mısınız dışarıda? Hayır. Hayırlı işler abi. Sağ olasın, buyurun. Bir ev arıyoruz. Rahmetli Süleyman Yılmaz'ın evi nerede biliyor musunuz? Başsavcı mı diyorsunuz? Evet. İleride, tepede, Manolya Sokak'ta. Ne yapacaksınız, nesi oluyorsunuz? Biz meslektaşıyız Süleyman abinin. Aynı adliyede çalışıyorduk. Evde kimse yok yalnız. Biliyoruz abi, biliyoruz. Kolay gelsin, Allah bereketini artırsın. Cümlemize sağ olun. Söyle söyle. Ben demiştim de, iç sesimde, istikabler vuku de. Ağzımı açmadım Feride Hanım. Açmadım. Ben günahsızım. Neyse şu faytonlara binelim gidelim o zaman yukarı. İşte burası. Ben kendim inerim, sağ olun. Ne yüksek burası? Tamam, ben inerim. İyi, siz bilirsiniz. Al kardeşim. Bereket versin. Allah bereketini artırsın. Sana sağ ol. Niye gönderdin adamı? İşimiz uzun sürerse. Yazık, bekleyip de ekmek parasından olmasın. Biz ne olacağız? Yürürüz. Son vapur saat 6:10 geçe Salih. Biliyorum Hakime Hanım. Beraber baktık tarifeye. Of! Of! Buyurun. Hala inanamıyorum. Süleyman abinin Büyükada'da bir evi olduğunu hiç bilmiyordu. İşin kötüsü Lale Hanım da bilmiyor. Bakalım. Belki de nedeni içeride saklıdır. Affedersin, sen nasıl girmeyi düşünüyorsun içeri? Buyurun Hakim Hanım. Ne yapıyorsun sen? Ha? Haneye tecavüz bu yaptığın. Feride Hanım. Allah'ın rahmetine kavuşmuş birisi size bir anahtar bırakıyor. Belli ki öğrenmenizi istediği bir giz var. Bu başsavcının cinayet nedeni bile olabilir. Ama siz yok, ben kural kaydı dışına çıkmam diyorsanız... Verin anahtarı bana, burada bekleyin. Tamam ama kapıyı yaptıracağız. Böyle olmaz. Ben hallederim. Siz müşteri olun. Allah'ım.
saniye Feriden. Tamam, yok bir şey. Çıkın. Salih Bey. Feriden Hanım çıkın. Salih Bey bir dakika. Salih dur, ne yapıyorsun? Durun burada, içeri girmeyin. Ne olur ne olmaz. Salih. Dikkatli ol. Salih. Gelin Feride Hanım, gelin. Kimse yok galiba. Büyük adamı? Evet Turgut Bey. Eve girdiler şimdi. İçerideler. Manolya sokaktaki ev mi? Evet Turgut Bey. Lale Hanım ve çocukların fotoğrafı yok. Burası Süleyman abinin bir akrabasının mı acaba? Mümkündür. Polis çağırmak icap eder. Başsavcı da polise çağırabilirdi Hakim Hanım. Ama belli ki bu iş karışık. O size istisnai gizli bir şey gönderdi. Sizce anahtarı polise niye vermedi? Bir düşünün. Evet ama... yani bu yaptığımız yasal değil. Haklısınız. Tercih sizin. Ya Süleyman Bey'in istediği yoldan gideceğiz... ya da nizamla kaidelerden. Peki. Ne arıyoruz avukat bey? Bilmiyorum Hakim Hanım. Lakin bu evde sizin görmeniz gereken bir şey oldu muhakkak. Yoksa anahtarı size göndermezdi. Evet. Bizden önce gelen kişi alıp götürmediyse tabii. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Aramak. Bir de üst kata bakalım. Thank you.
Burada yaşayan kadın her kimse bayağı bir titizmiş. Aynı zamanda memleketliymiş de. Nerelisin sen? Trabzon. Niye gülümsediniz Feride Hanım? Şimdi anladım. Neyi? Neden bu kadar inatçı olduğunu. Ne oldu Feride Hanım? Aşağıda biri var. Salih Bey. Korkmayın. Kimsin lan sen? Kim gönderdi seni? Salih. Kusura bakma. Ama önce sen saldırdın. Ya ben sizi hırsız zannettim. Ya hırsıza benzer bir halimiz mi var bizim? Salih. Komşuymuş. Peki siz nesi oluyorsunuz? Evi bu hale siz mi getirdiniz? Bilakis. Biz kim yaptı onu soruşturuyoruz. Ben hakimim. Feride Şadoğlu. Beyefendi de avukat Salih İpek. Memnun oldum. Bize burada yaşayan hanım hakkında biraz bilgi verir misiniz lütfen? Nihan Hanım kendi halinde kimselere bulaşmayan bir kadındı. Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla bir de kızı var galiba. Zeynep kızımın arkadaşıydı. Neredeler şimdi peki? Rahmetlinin cenazesinden sonra yok oldular. Bir daha da ne gelen var ne soran. Memleketlerine dönmüş olabilirler mi? Eşyalarını toplamadan. Evi bu halde bırakarak diyorsun. Kaçar gibi. Sanmıyorum. Peki bu Nihan Hanım, başsavcının nesi oluyordu? Vallahi günahları veballeri boyunlarına ama... Aa, nasıl? Yani sanki böyle bir karı koca gibiydi vaziyetleri. Galiba doğru söylüyor. Heh. Bu da Süleyman abinin kızı sanırım. Resmen ikinci bir hayatı varmış ya. Senelerce hiçbirimizin ruhu bile duymadı. İnsan yanı başındakini bile tanıyamıyor. Kendini başka biri gibi tanıtmış. Karısına bile düşünsene. Belki de mecbur kalmıştır. Fotoğrafları görmedin mi? Hiç de kafasına silah dayanmış gibi bir hali yok. Şu hale bak. Benim ona aldığım saati bile almış buraya getirmiş. Oysa ben Lale Hanım guguklu saat seviyor diye onu almıştım. Hangi saat? Oradaki. Sizin hediye de boş çıktı.
varmış? Kaçakçılık yapan kabadayılar. Vapur gelmişti Feride Hanım. İçeriden alırsan koşabilir misin acaba? Efendim? Diyorum ki faytonu keşke göndermeseydik. Biraz daha hızlansak yetişeceğiz. Bu ayakkabılarla koşmak kolay mı sanıyorsun sen? Dur bir. Salih dur. Dur şunu. Ne yapıyorsunuz? Bir şey olmasa hadi yürü. Canınız acımayacak mı? Sen de beni iyice prenses sandın Salih Bey. Hadi. Hadi. Of! Fevkalade. Son vapuru da kaçırdık. Neyle döneceğiz şimdi? Mecburen burada kalacağız Hakim Hanım. Şimdi... Bu saatte kayıkçılar da atmaz bizi karşıya. Nereden biliyorsun? Müneccim misin? Hissi kablel vuku Hakim Hanım. Peki nerede kalacağız? Kışın burada açık otel, pansiyon falan da yok. Ben sana adamı gönderme dedim değil mi? Şu ayaklarımın haline bak. Burada mı yatacağız? Hayır. Başsavcının evinde. Ne? Madem kalacak yer yok. Orada kalacağız. Kalamam ben orada, yasal değil. Feride Hanım, siz zaten ahbap değil miydiniz? Rahmetli yaşasaydı eminim bunu hiç dert etmezdi. Öyle değil mi? Bir gece Feride Hanım, arsızlık değil, hırsızlık değil. Katiyen olmaz. İyi, siz bilirsiniz. Siz burada böyle sabaha kadar titreyerek vapuru bekleyin. Ben gidip tahkikata devam edeceğim. Hem de ısınacağım. İyi akşamlar. Salih Bey. Salih Bey. Salih. Süleyman abi, her şey darmadağın. Bildiklerimi şaşırdım resmen. O artık yok. Sorulacak çok fazla sual var. Ama hiçbirini cevaplayamaz. Aradığınız cevaplar dosyalarda olabilir. Hemen bir göz atalım mı? Salih. Burada senin görmemen gereken gizli bir şey olabilir. O yüzden önce benim bir göz gezdirmem gerek. Tamam. Üşüyorsunuz siz. Biraz. Ben şu sobaya yakacak bir şeyler bulayım. Tamam. Yapacağım.
Elektronik eşya sevkiyat. Yurt dışından gelen stoklar İstanbul'da depolarda gizlenmektedir. Kömür olmadığından habire odun atmak lazım. Ateşi canlı tutmak için. Bakın yine aynı gülümseme yüzünüzde. Siz böyle bakınca beni övüyor musunuz, yeriyor musunuz vallahi anlamıyorum. Yok. Şaşırıyorum sadece. Sandığım gibi biri çıkmadı çünkü. Nasıl sanıyordunuz ki? Bilmem. Ama böyle değil. Dosyada ne yazıyormuş? Acıkmadın mı sen? Ha? Simitten beri hiçbir şey yemedin. O zaman önce bir şeyler yiyelim. Sonra dosyayı inceleriz. Tamam. Menemen sever misiniz? Acılı olursa evet. Ama ben yapacağım tabii ki. Lütfen. Hakim Hanım, isterseniz ben de yardım edeyim. Şimdi hani biberleri doğrarken elinizi falan kesmeyin. Salih. Sen sobaya bak, ateş sönmesin. Ben menemeni yapıp geliyorum hemen. Peki hanım. Dikkat edin. Açamıyorum. Turgut Bey vapuru kaçırdılar. Burada kalıyorlar. Baş başalar mı? Mucize gibi. Yumurtalar pişti, tüp bitti. Tadı kokusundan belli bunun. Acısı iyi silmiş içine. Buyurun. Kusura bakmayın, ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Çok güzel olmuş bu. Elinizin bu kadar lezzetli olacağını hiç tahmin etmezdim Hakim Hanım. Of. Salih. Burada bu saatte ne ben Hakim Hanım'ım ne de sen avukatsın. Biz bıraksak artık bu sıfatları. Yani adliye dışında en azından. Olur mu? Nasıl istersen.
Hadi bitiriyorum ben, ondan sonra aç kaldım deme bana. Erken bu taraftan da dosya inceleyelim mi? Çek ellerini dosyadan. Önce ben inceleyeceğim. Bak biraz daha ısrar edersen ben edeceğim seni onları incelemekten. E ne oldu, yine Hakime Hanım olduk. Salih, sen bugün İskele'den aileni mi aradın? Telefonda konuştun ya, o yüzden soruyorum. Evet, annemi aradım. Ben eve girmeden uyumaz o. Ya. Ailenden hiç bahsetmiyorsun. Kardeşin var mı mesela? 4 kardeşiz biz. Hı. 2 kız, 2 erkek. Ne güzel. En büyükleri sen misin? Zor oluyor değil mi? En çok sorumluluk ilk çocukta. Peki kardeşlerin ne yapıyorlar? Tamam, bekliyorum. Çok güzel olmuş. Büyük kız kardeşim evli. Onun küçüğü erkek kardeşim, o askerde. Gün sayıyor. Hı hı. Gelecek inşallah. En küçük kardeşim de lisede. Ne güzel ya. Ben hep özenmişimdir kalabalık ailelere. Canım onlar benim. Ölürüm onlar için. Babana anlatmayacak mısın Salih? İnan bugün değil yerim. Zamanı gelince anlatırım. Bence Süleyman abinin neden öldürüldüğü bu dosyalarda gizli. Neden susuyorsun? Ben demiştim diye başlasana. Nazif Karan'ın masum olduğunu kastediyorsan, evet ben demiştim. Hem de en başından beri. Bence acele etme. Sonuçta Nazif Kara da bir kabadayı. Hatta bunların fedaisi bile olabilir. Nazif Kara bu heriflere fedailik yapacak, öyle mi? Senin Nazif Kara'ya bir hayranlığın varmış gibi konuşuyorsun. Farkında mısın? Hayranlıktan değil. Yaşı itibariyle fedai olamayacağını düşünüyorum. Bu alemlere vakıf bir haliniz var avukat bey. Yalnızca mantıklı olmaya çalışıyorum. Hayır, genç, toy birisi olsa eline tutuştururlar silah, istediklerini öldürtürler. Mevzu bahis olan kişi Nazif Kara. Kendi halinde bir aile babası. Belki para için yaptı. Belki başsavcıyla hususi bir meselesi vardı. Yine döndük en başa. Adamın ne adı geçiyor dosyalarda ne de cemali. Farkında mısın? Tek bir satır bile bir şey yok. Bu kadar kafi. Bence daha fazla çalışmayalım. Hem çok yorulduk hem de bunları salim kafayla düşünmek gerek. Siz ısrar edin, ben iyiyim. Biraz daha bakacağım. Bunlar gizli dosyalar Salih. Belki burada senin okumaman gereken bir şey var. Belki benim bunları sana okutmam bile bir hata. Peki Feride Hanım. Buyurun.
Hazırsan çıkalım. Günaydın. İlk vapur geldi mi? İşte şu gelen bacım.